Değerli izleyenler, önce sağlığa hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ekranlarımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her hafta önce sağlıkta sağlık konularıyla ilgili sizlerle beraber oluyoruz. Bu hafta yine göz hastalıkları ile ilgili devam edeceğiz. Önce sağlıkta bu hafta göz hastalıklarından katarak konusunu sizlere paylaşacağız. Katarak konusunda bugün stüdyomda sizlere Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla ile beraber yapacağız. Kemal Hocam, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler deyiz. Hocam, göz hastalıklarında en çok konuşulan konulardan birisidir katarakt aslında. Evet, evet. Uzun dönemdir tabii katarakt konusunu yapmıyorduk. Çünkü işte femto lazerler, akıllı mercekler malum biliyorsunuz bu dönem çok popüler. İzleyicilerimiz de kataraktla ilgili çok sorular gelince sağ olun siz de kırmadınız, yayınımıza geldiniz. Kataraktla ilgili bugün bilgiler vereceğiz Kemal Hocam'la birlikte. Tabii göz hastalıklarıyla ilgili değerli izleyenler tüm sorularınızı yayınıma katılarak direkt hocama sorabilirsiniz. Önce onu söyleyeyim. Telefon numaramı arkadaşlarım verecekler. Ayrıca WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da bekliyoruz. Yayın süren boyunca Kemal Hocam da birebir hemen sorularınıza da cevap verecektir. Bunu da iletmiş olalım. Hocam, kataraktla ilgili hemen söze başlamadan önce Deniz'desiniz artık. Evet, evet. Hoş geldiniz Deniz'e de. Yaylalı Göz Hastanesi'ne de hoş geldiniz. Özellikle tabii Acıpayam bölgesi, Çameli bölgesi sizi gerçekten iyi tanıyor. Evet, evet, evet. 8 yıl boyunca Acıpayam'da ben görev yaptım. Evet. Son bir aydır da Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Acıpayam'da da tabii çok uzun süre görev yaptığım için. Evet hocam. Orada da hastalarımla tabii büyük bir sevgi bağı oluşturduk. Dolayısıyla kolay olmadı oradan buraya tabii, gelmek. Kolay değil, 8 yıl uzun bir süre çünkü. Evet. O bölgeden de çok ciddi izleyenlerimiz var. Acıpayam bölgesine, Çameli bölgesine, Beyaç, işte o bölgedeki Sevmişhisar bölgesine de çok çok selamlar gönderiyoruz efendim buradan. Evet, selamlar. Hocam, katarakla ilgili genel olarak nedir hocam bu katarakt? Evet, yani hep bildiğimiz bir şey gibi ama nihayetinde yaşamayan bilemez bunu. Kesinlikle. Yaşayanlar daha iyi anlıyorlar. Neler söylemek istersiniz? Şimdi katarakt gözümüzün içerisindeki saydam doğal merceğin zaman içerisinde saydamlığını yitirmesi ve buna bağlı olarak da görmenin bozulması anlamına geliyor. Şimdi tabii kataraktı anlatmadan önce birkaç basit anatomik bilgi vermek yerinde buyurun olacaktır. Hocam, onun için bir maket getirdim ben. Evet, bu makette basit bir şekilde açıklamaya çalışayım. Evet. Görüyorsunuz gözümüz top şeklinde yuvarlak bir organ. Hemen önünde saydam bir kornea dediğimiz tabaka var. Saat camını andıran bir tabaka var. Ve hemen onun arkasında göz bebeği dediğimiz renkli kısım, iris mevcut. Hemen göz bebeğinin arkasında da esas katarakta yol açan merceğimiz mevcut. İşte esas problem katarakta yol açan bu merceğin bozulması. Birçok sebebi var tabii kataraktın. Evet hocam. Bizim en çok karşılaştığımız faktör katarakta yol açan yaşın ilerlemesi tabii ki. Yani yaş ilerledikçe nasıl ki saçımız beyazlıyor, vücudumuzda birçok organ yaşlanıyor, gözümüzün içerisindeki bu mercek de zaman içerisinde yaşlanıyor, özelliğini yitiriyor. Bunun dışında sebepler sayacak olursak tabii özellikle genç hastalarda darbeler, göz alınan darbeler, travmalar. Evet hocam. Onun dışında ilaç kullanımları, kortizollü ilaçlar özellikle hem damla şeklinde kullanılanlar hem de sistemik alınan ilaçlar, bebeklerde anne karnında geçirilen enfeksiyonlar bu merceğin bozulmasına ve katarakta yol açabiliyor. Evet hocam. Belirtilerinden de bahsedelim madem katarakta girdik başladık. Buyurun. Şimdi kataraktı olan hastanın en önemli şikayeti bulanık görme, sisli görme. Tıpkı bir tül perdeden bakıyormuş gibi hasta sisli bulanık görmeye başlar. Önceleri bu tabii uzağa bakışta ortaya çıkar. Zamanla yakına doğru görmeleri azalır hastaların. Başka belirtilerden... Onunla ilgili hocam belirtileri siz hazır girmişken grafiklerimiz de var. Birebir o görseller oldukça da yararlı. Arkadaşlarımdan da rica edeceğim. O grafikleri bir ekrana getirelim. Hatta bir tam ekran burada, yapalım. Evet. Hocamın da buna bahsedeceği mutlaka bilgiler var. Hocam bununla başlayalım isterseniz. Başlayalım. Bakın az önce bahsettiğim gibi makette de gösterdiğim gibi gözümüzdeki normal mercek, saydam görüldüğü gibi ne kadar parlak. Ama katarak ilerledikçe bu merceğin saydamlığı zamanla azalıyor tabii ki. Ve görmeyi de etkiliyor bakın. Evet. Hatta hocam tam ekranda şu an. Evet, arkadaşlarım evet. Tam ekranda verdiler. Evet. Tabii çok birebir belli zaten hocam. Evet. Normal mercek, kataraklı mercek. Bu katarak ortaya çıktığı zaman tabii doğal olarak
görme azalıyor, zayıflıyor görme. Işıklar, gözün içerisine giren ışıklar saçıldığı için özellikle parlak ortamlarda hastalar ışığın gözünü aldığından yakınabiliyorlar. Hmm. Evet, bu tür sıkıntılar çok fazla oluyor. Onun dışında tabii merceğin başka fonksiyonları da var. Sadece görme, görüntüyü retinaya, gözün arkasına düşürme evet. fonksiyonu değil. Mesela bu mercek esnek bir mercek. Yani hem uzağa hem yakına odaklayabilen bir mercek. Evet. Kalınlığı sürekli değiştirebilen bir mercek. Evet. Diğer görselleri geçelim mi hocam? Geçebiliriz. Bir sonraki görselleri evet, geçelim bakalım. Diğer. Evet. Yani burada yine gözün içerisindeki mercek ve fotoğraf makinesinin içerisindeki mercekle olan benzerliğini evet. anlatan bir resim bu. Şimdi aslında fotoğraf makineleri, bütün optik aygıtlar, kameralar bu gözümüzü kopyalayarak yaratılmış, tasarlanmış cihazlar. Şimdi gözümüzün içerisinde mercek var. Fotoğraf makinesinin içerisinde de bir mercek var. Fotoğraf makinesinin içerisindeki merceğin görevi görüntüyü filme evet, düşürmek. Doğru. Gözümüzün içerisindeki merceğin görevi de aynı şekilde bir görüntüyü retina tabakasına, gözün arkasındaki sinir tabakasına düşürmek. Evet hocam. Bu mercek ne kadar sağlıklıysa, ne kadar berraksa tabii ki gözün içerisindeki, arkasındaki görüntü, bizim görüntümüz o kadar iyi olacaktır. Evet, evet hocam. Yine devam edelim diğer görsellerle. Evet, bakın, tabii bu olaylar evet. daha işte katarak bu gözler hocam evet. böyle görüyor. Böyle bulanık görüyor. Yani bu tabii biraz daha ileri bir katarakt. Çok mu ileri hocam bu peki? Evet, bayağı ilerlemiş bir katarakt. Hmm. Artık evet. renkleri bakın ne kadar soluklaşmış. Cisimleri, ayrıntılarını görmekte ne kadar zorlanan bir göz. Peki hocam, şunu bu aşamaya gelmesi istemeyiz. Evet. Bu ileri dereceye gelmiş olan göz, yani bu kişi rahatsız olmuyor mu acaba bundan? Tabii ki, yani, tabii ki çok rahatsız oluyor. Acaba hani o farkındadır herhalde bu işin ama niye gelmiyor acaba? Evet, bazı hastalarımız biraz geç fark ediyor belki. He. Onun dışında korkan çok hastamız var. Yani katarak ameliyatından, katarak fikrinden. Ameliyat mı olacağım? Sonunda bir ameliyat diyoruz ya. Evet, evet. Aslında bu kadar korkulacak bir ameliyat olmamasına rağmen korkup kaçan çok da hastamız var. Ama geldikleri zaman da tabii ki biz bu durumla onları yüzleştiriyoruz. Evet. Yani ne kadar az gördüklerini kendileri de fark ediyorlar muayenede. Ve bu korkularını da yermelerini evet. sağlıyoruz. Bir de hocam teknoloji de gelişler artık hani tabii eski ki, düzen olaylar da olmadığı için bu kadar hani tabii ki her ameliyat risklidir, riskleri vardır kendine evet. göre ama baktığınız zaman artık üstün teknolojiyle evet. bunlar da kolay bir şekilde tabii el tecrübesi hekimlerimiz sayesinde daha da güzel bir hale geliyor. Evet. Eski oranla, eski dönemlere göre daha kolay diyebiliriz evet. herhalde. Tabii ki artık çok değişti. Yani bu katarak, modern katarak ameliyatları 1800'lerde başlıyor. Evet. Tabii o zamanın aletini, edevatlarını düşündüğünüz zaman işte uyuşturma, göz uyuşturma yöntemleri, kullanılan ilaçlar, teknoloji çok ilkel tabii. kalıyor günümüze göre. Evet. Ve her 10 yılda bir göz cerrahisi o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki artık son geldiği nokta gerçekten büyük bir evet. Konfor sağlıyor hastalarımıza. Evet, kesinlikle. Evet, yani evet. kaçacak, korkacak hiçbir şey yok. Evet, yine artık burada hani... bir evet. önceki Ümit'ciğim, bir önceki resme bir dönelim. Evet, bunu da evet. bir tam ekran burada yapalım. Burada bakın tamamen sağlıklı bir merceği olan hastanın görüş seviyesi normal evet, göz çok olarak. Çok net hocam, anlatıyor olayı. Bakın, evet, evet, bakın %100'e kadar evet. net görebiliyor. Bütün en küçük harfleri bile görüyor. Ama bakın kataraklı bir göz ne kadar bulanık görüyor. En evet. büyük harflerde bile ne kadar zorlanıyor. Ayrıntıları ve renkleri görmekte ne kadar zorlanıyor. Bu resimde de gayet çok açık bir şekilde görünüyor. Evet, kesinlikle. Yani sıkıntılı. Evet, devam edelim. Devam edelim gerçekten yine. Zor. Devam edelim görsellerle. Evet. Evet. Burada sağ gözünde katarak olan bir hasta, sol gözünde katarak evet. olmayan bir hasta. Evet. İzleyicilerimizin yani, yönünden sol gözünde evet, artık evet, hocam. Yani, evet. Hasta yönünden sağ ama izleyiciler yönünden evet. sol. Bakın göz bebeğinin ortasında beyaz, sarı beyaz katarak oldukça ilerlemiş. Tabii görmesi de çok belli çok hocam ya. Belli. Evet. Bu manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Evet. Tabii göz doktorları olarak bu kadar evet, ilerlemiş hocam. Katarakla karşılaşmak istemiyoruz. Tabii doğal olarak çok da bulanık görüyor. Bu da ona benzer bir resim. Evet. Artık beyazlaşmış, sararmış bir katarak, ilerlemiş bir katarak. Bu da mı çok ileri hocam? Bu da ileri. Hmm. Bu da ondan bir önceki evre sayabilir, evet. sayılabilir. Bakın aslında bakıldığı zaman göz küresinin içerisi siyah olduğu için göz bebeğini biz siyah olarak görürüz. Ama burada bakın evet, sararmış bir sararmış. Göz bebeği görünmekte, mercek evet. görünmekte. Katarak sadece tabii yaşlı nüfusta olmuyor. Bebeklerde de katarakla evet. karşılaşabiliyoruz ki onlarınki daha hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gereken kataraklar. Burada da bize göre
sol tarafta bebeğin gözünde katarak çok bariz olarak görülmekte. Evet, çok belli hocam. Evet. Şimdi kataraktın değişik tiplerinden bahsetmek onlara lazım. Biraz sonra ondan geçelim biraz sonra hocam isterseniz. Evet. Çünkü benim de genel bir toparladığım şey sorular var hocam. İzleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Bu arada ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa yeniden hatırlatalım. Bugün Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla bizlerle birlikte. Kemal hocamla birlikte bugün kataraktla ilgili çok sorulan soruları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ayrıyeten yayın süremiz boyunca da genel göz hastalıkları ile ilgili, kataraktla ilgili de sorularınızı bize iletebilirsiniz efendim. Telefon numaramı arkadaşlarım verecek. WhatsApp hattından da bizlere ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Peki hocam, katarakt genelde yaşlılık hastalığı mıdır? Gençlerde ve çocuklarda olur mu? İşte bebeği gösterdik biraz önce. Onu nasıl toparlarsınız? Neler söylemek istersiniz? Her yaşta katarakt olabilir. Ama bizim en çok rahatsızladığımız kliniklerde yaşa bağlı olan. Evet. Şimdi nüfus yaşlandıkça kataraklar da artıyor. Ama bunun dışında sayacak olursak işte bebeklik çağında özellikle anne karnındayken geçirilmiş olan bazı metabolik hastalıklar, viral mikrobik hastalıklar da katarakta yol açabiliyor. Travmalardan bahsettik. Göze alınan her türlü travma katarakta sonuçlanabilir. Evet. Ve ilaçlardan daha az önce bahsetmiştim. Kortisollü ilaçlar özellikle damlalar. İşte mesela örneğin astım hastalarının aldığı kortisollü ilaçlar katarakta erken yaşta yol sebep açabiliyor. Oluyor. Evet. Evet. Peki hocam, bu tedavi sadece ameliyatla mı olabiliyor? Yani ilaçla engellenebilir bir yönü yok mu? Evet. Yani zorunlu mu bu ameliyat? Hastalarımız çok soruyorlar. Yani damla ve arsen geçmez mi? Mümkün değil, geçmez. Çünkü katarak başladıysa bunun eninde sonunda gideceği yer ameliyattır. Başka da bir çaresi yok. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir çaresi yok. Evet hocam. Onu da iletmiş olduk. Tabii bundan korkan, ürken izleyicilerimiz için de korkmayın diyoruz. Çünkü gayet güzel sonuçlar da oluyor. Nihayetinde tabii ilaç tedavisini isteyen de çok kişiler olabilir nihayetinde, ama öyle bir şey yok dedi hocamız. Peki hocam, günümüzde uygulanan yöntemleri ben size soracağım. Lazerli katarak ameliyatı diye bir şey var mı? Evet. Yine izleyenlerin çok merak ettiği bir şey hocam. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi bugüne kadar işte yüzyıllar içerisinde katarakt cerrahisi tabii ki çok değişti. Evet. Ama bu son 10-20 yılın katarakt cerrahisi FAKO dediğimiz yöntemle yapılıyor. Evet. FAKO yöntemi son yıllarda bir basamak daha ileri gitti ve lazer cerrahisiyle birlikte lazer destekli FAKO yöntemi ortaya çıktı. Yani bugün iki çeşit FAKO yöntemi, katarak ameliyatı yöntemi var modern teknolojide. Bir FAKO yöntemi, bir de lazer destekli, lazerle yapılan katarak ameliyatı diyebiliriz FAKO. Şimdi ondan da birazcık bahsedeyim. Şimdi FAKO cerrahisinde katarakta ulaşmak için göze küçük girişler açıyoruz. Hemen gözün ön yüzeyinde, şu makette göstereyim. Küçük, milimetrik, küçük delikler açıyoruz. Oradan gözün içerisine giriyoruz ve katarakta oradan müdahale ediyoruz. Evet hocam. Bu şekilde dikisiz ve küçük kesilerle, çok çabuk iyileşen kesilerle ameliyatımızı yapıyoruz. Lazer teknolojisi işin içine girdikten sonra bizim cerrahi sırasında cerrahın kendi eliyle yaptığı kesiler, bir takım manipülasyonları artık lazer hiç biz elimizi sürmeden yapıyor. Güzel. Belirli bir aşamaya kadar getiriyor ve bundan sonra bize geri kalan da ameliyatın arda kalan kısımlarını bitirmek oluyor. Evet. Ve bu da gerçekten çok büyük bir konfor, çok bir rahat, güzel bir rahatlık sağlıyor bize. Şu an her iki teknolojide modern göz cerrahisinde yapılmakta. Hocam, o süre ortalama ne kadar? Bir onu sorayım şimdi, size. Tabii. Ortalama yani. Ortalama gözden göze değişir mutlaka. Tabii ki. Normal bir göz diyelim, sorunsuz bir gözle katarak ameliyatı yaklaşık 10 dakika. 10 dakika. Bazen 10 dakika, bazen 15 dakikayı bulabilir. Bu tabii cerrahın yeteneğine bağlı. Kataraktın tipine, tabii, zorluğuna bağlı olarak değişebilir. Evet. Ama ortalama bir süre verecek olursak 10 dakika demek yeterli. Evet. Bir de izleyicilerimizin çok merak ettiği şu sorular var hocam. Hasta uyutuluyor mu? Evet. İğne, göze iğne yapılıyor mu? Bir de göz damla ile mi uyuşturuluyor? Yani o duruma nasıl hazırlık bir Şimdi, süreci var? Az önce bahsettiğim hani 10 dakika, 15 dakika sürüyor dediğim katarak ameliyatlarında göze herhangi bir iğne yapmaya ya da hastayı uyutmaya gerek yok. Damlattığımız damlalar bu ameliyat sırasında bizi, ameliyatı bitirmemize yetecek kadar süre tanıyor. Yani hasta çok rahat bir şekilde ameliyatın oluyor. Herhangi bir ağrı, acı hissetmeden ameliyat bu şekilde devam ediyor. Ve dediğim gibi çok konforlu bir şekilde, çok rahat bir şekilde hastalarımız ameliyatlarına oluyorlar. Yani eğer ki normal bir kataraksa, zor bir katarak değilse, hasta çocuk değilse, hasta da zihinsel bir sıkıntı yoksa,
kulakları duyuyorsa, bizim komutlarımızı rahat bir şekilde anlıyorsa, işte Alzheimer hastası değilse mesela, herhangi bir bayıltma işlemine gerek yok. Evet. İğne ise ancak bazı zor kataraklarda gerek duyduğumuz durumlar olabiliyor. Ama genelde çok büyük oranda damlayla uyuşturma yeterli olabiliyor hastalarımızın ameliyatlarında. Evet. O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Zor kataraklar demek ki çok bekleyen gözlerde oluyor. Kesinlikle evet. Değil mi? Yani kesinlikle. O konuda erken müdahale de katarakta önemli evet, o zaman ben hocam. Ben şöyle bir örnek veriyorum hastalarıma. Şimdi bir meyveyi düşün. Dalında bir meyve. Bu meyve olgunlaşmadan önce yenir mi? Yenmez, lezzet olmaz. Tabii. Ya da dalını çok beklediği zaman iyice çürüyor, değil mi? Bozuluyor. Tabii, o zaman da yenmez. Ne zaman yemek lazım? Tam olgunlaştığı zaman yemek lazım. Yani katarak da o şekilde. Siz kataraktı bekletirseniz, iyice sertleştirirseniz bu ameliyat zorlaşacak. Bizim için de zorlaşacak, hasta için de. Hastaya yani, da zor tabii. Hani dedim ya, damlayla uyuşturuyoruz normal bir kataraktı. Olgun bir meyve fazındayken. Tabii. Ama sertleştiği zaman artık damlayla uyuşturmak da bazen yeterli olmuyor. Çünkü o kadar zor oluyor ki bazı sert kataraklar. İğneyle uyuşturmamız bile gerekebiliyor. Oldukça beklemiş o zaman kişi hocam, şimdi, hasta. Evet, benim de çok başıma geldi. Böyle bazı hastalarımız geliyorlar. Biliyorum gözünüzde katarak var. Bakın tam olgunluk düzeyinde ameliyat için çok uygun. Görmenizi de azaltmış. İşte teyzem, amcam olmayacağım diyor. Korkuyorum diyor. Kaçıyor. Çok başıma geldi. Sonra 1-2 sene sonra artık görmez halde oğlunun kızının kolunda geliyorlar. İşte bakıyorum bilgisayara kayıtlarına. Teyzeciğim ben sana 2 yıl önce söylemişim işte bak kataraktın varmış. Neden olmadın? İşte korktum evladım, kaçtım ama artık gözüm görmüyor. Ne yapacaksan yap. Gözü artık görmeyince hocam zorunlu geliyor. Evet, geliyorlar tabii, biz yapıyoruz ama biraz zor oluyor. Tabii. Elimizden geleni yapıyoruz. O zaman beklememek lazım. O faza getirmemek lazım. O hale getirmemek lazım. Aynen verdiğim örnekte gibi olgunken bu meyveyi toplamak lazım. Teşhis konduysa hocam tabii, kesinlikle ileri dönemde bırakmamak çünkü lazım. Çünkü eninde sonunda bu ameliyatı olacaksınız. Tabii, yani zorunlu olarak. Kötü, zor duruma getirmemek lazım, o aşamaya getirmemek lazım. Evet hocam. Hocam ameliyat öncesinde hazırlıkla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani o hazırlıkta yani ortalama normal bir göz 10-15 dakika sürse ortalama yarım saat falan denilebilir o zaman. Evet, şöyle tabii ameliyathanedeki işlem yarım saat diyelim kabaca. Bu normal bir katarak ameliyatı için ama şimdi bize gelen hastanın bazı ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Yani biz direkt hastayı ameliyathaneye almıyoruz. Tabii. Üze konulacak merceğin ölçümleri çok önemli. Bunlar yapılması gerekiyor. Onun dışında biz sadece katarakta bakmıyoruz. Göz bebeğini büyütüyoruz. Gözün önü, arkasında başka bir sıkıntı var mı? Ameliyatı zorlaştıracak bir durum var mı? Bunlar öncesinde bakılması gerekiyor. Ayrıca bazı hastalarımızın tabii yaşlı nüfus olduğu için diyabeti, hipertansiyonu, kalp hastalığı, kullandığı ilaçlar hepsinin sorgulanması gerekiyor. Bazı hastalarımızın mesela kan şekeri çok yüksek oluyor. O şeker düzeyiyle o ameliyatı yapamazsınız o gün. Evet. Beklemek gerekebiliyor bazen. İşte dahiliye doktoruna, kalp doktoruna gönderdiğimiz hastalar oluyor. Yani bu değerleri düzenine girsin, regüle olsun. Ondan sonra ameliyatını yapalım dediğimiz birçok hastamız oluyor. Ama şöyle diyelim, eğer hastanın herhangi bir sıkıntısı yoksa, şeker, tansiyon, kalp gibi derdi yoksa, sabah bize başvurur, gözünün muayenesini yaparız, ölçümlerini yaparız. Mesela öğleden sonra ameliyatın olabilir. Dediğim gibi sorunsuz bir hastaysa çok da bekletmeye gerek yoktur. Ama dediğim gibi bu istisnai durumlarda da bir süre bekleyip hocam günlük yaşantısına bir gün sonra dönebiliyor mu hemen yoksa o nasıl bir süreç? Çok dinlenmesi gerekiyor mu acaba? Şimdi ameliyatlarımız dediğim gibi konforlu ameliyatlar, ağrısız yok. Hastamızın ameliyattan sonra gözünü kapatıyoruz. İlaçlarını düzenliyoruz. Evine bile gönderebiliyoruz hastalarımızı. Evet. Bu şekilde evlerinde damlalarını damlatıyorlar. Gayet güzel. Ertesi gün geliyorlar, gözlerini açıyoruz. Sonra ertesi gün yine ilaçlarını düzenliyoruz ve eğer ki bir sıkıntı yoksa kontrolümüzde herhangi bir enfeksiyon ya da ameliyata bağlı herhangi bir sorun yaşamadıysanız bir sorun yoksa artık günlük hayatlarına dönebiliyorlar. İlaçlarını damlatmak kaidesiyle evlerine gidiyorlar. Evlerinde günlük işlerini örneğin televizyon izlemek, örneğin işte bulaşık yıkamak diyelim gibi. Evet. Ev işlerini evde temiz ortamda çalışabiliyorlar. Bütün gündelik işlerini yapabilirler. Birkaç gün sonra araç bile kullanabilirler. Güzel. Yani damlalarını kullansınlar. Gözlerine herhangi bir zarar vermesinler. Enfeksiyona yol açacak bir zarar olmasın gözlerinde. Günlük işlerine çok hızlı bir şekilde dönebilirler. İşte istediğimiz birkaç şey var. Mesela tarla, bahçe, toz, toprak işleriyle uğraşmayın diyoruz. Onun dışında suyla çok fazla haşır neşir olmayın. Yani 3-5 gün gözlerinizi yıkamayın. Çünkü bu şekilde gözlerine mikrop kaptırabilirler. Dikkat etmeleri gereken bazı durumlar var. Ama dediğim gibi eğer ki hasta ilaçlarını düzgün kullanırsa, söylediğimiz şeylere dikkat ederse birkaç gün sonra günlük işlerini yapabilir. Hatta ofis ortamında çalışabilir. Bilgisayarla, telefonla çalışabilir.
Hiçbir sakınca yok bunda. Sıkıntı yok. Evet, onu iletmiş olalım. Bir de hocam ben şunu merak ediyorum. Muhtemelen izleyicilerimiz de bunu merak ediyorlardır. Şimdi bu malum hocam biraz önce biraz değindik ama evet. Lazerle alakalı. Femtosaniye lazerle hocam. Bu tedavi, bu ameliyat nasıl yapılıyor? Evet, yani normal evet. O klasik yöntem, işte bahsettiğiniz FAKO yöntemiyle hocam bunun arasındaki fark ne? Evet. Yani bu konuda insanlar birebir tercihte bulunabiliyorlar mı hocam? İşte ben FAKO olmak istiyorum veya femtosaniye. Birbirine karşı bir özellikleri, üstünlükleri var mı hocam bu tedavinin? Şimdi az önce bahsettiğim gibi biz katarak ameliyatını elimizin yeteneğiyle yapıyoruz. Evet. Yani cerrahın tecrübesi. Kesileri yapıyorsunuz değil mi hocam? Kesileri yapıyoruz. Sonra katarakta ulaşabilmek için açmamız gereken bir pencere var hemen kataraktın ön yüzeyinde. Şimdi katarak dediğimiz mercek aslında bir kesenin içerisinde duruyor. Evet. Bu kesenin açılması gerekiyor ki içindeki kataraktı temizleyebilelim. Hemen merceğin ön yüzünde, kesenin ön yüzüne bir yuvarlak bir pencere açıyoruz. Buradan kataraktı temizliyoruz. Evet. Ve buradan merceği, yani suni merceği buradan koyuyoruz. Şimdi bunların hepsini biz elimizin yeteneğiyle yapıyoruz tabii ki. Ama artık lazer teknolojisi o kadar muntazam bir şekilde yapar hale geldi ki bunları. Bizim elimizle açtığımız kesiler, bu ön penceredeki yuvarlak kesi muntazam şekilde lazer tarafından yapılıyor. Hatta o kadar ileri gitti ki artık bu teknoloji. Katarakta bile parçalıyor, bölüyor. Bunların hepsini biz elimizle yapıyoruz. Parçalıyor, bölüyor. Evet. Bize de sadece o parçalanan kataraktı oradan temizlemek, evet. Yerine bir mercek takmak kalıyor. Güzel. Yani gerçekten büyük bir kolaylık bizim için ve hastalarımız için de öyle. Yani bu kadar muntazam kesiler, bu kadar muntazam şekilde kataraktın parçalanması ve her şeyin milimetrik değil artık mikronluk düzeyde düzgün şekilde olması hastanın sonraki merceğe bağlı ya da gözündeki yapılan bu ameliyata bağlı herhangi bir sorun ortaya çıkmasını da engelliyor. Yani güzel. Biz ameliyat sırasında istemeden de olsa bazen bu kesiyi biraz yanlış yerden yapabiliriz. Yanlış yer demeyelim ama biraz içeriden dışarıdan. Biraz fazla olabilir. Tabii ki fazla olabilir. İstemeden olabilir. Ya da elimiz kayabilir. Ama tabii. Bunu lazerle yaptığımız zaman böyle bir hata payı yok. Evet hocam, güzel. Kesinlikle işimizi çok kolaylaştırıyor. Tabii. Hastalarımız da tabii ki böyle bir ameliyat olmayı isteyeceklerdir, tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Gayet de güzel. Kesinlikle. Peki hocam bu ameliyatı kişi oldu. İşte günlük yaşantısına falan dönebilir denizin hocam. İşte toz, toprak, tarla, bağ, bahçe işleriyle aşırı neşir olmadığı sürece ofis ortamında falan çalışabilir dediniz. Bu damlalarını kaç gün kullanıyor hocam? Şimdi şöyle tabii cerrahın belirli bir damla rejimi vardır. Her cerrahın değişebilir. Şöyle başlıyorum ben. Hemen ameliyattan sonra 2 saatte bir 2 tane damla veriyoruz genelde. Evet. Damla sayısı artabilir belki. Damlatmalarını istiyoruz hastalarını. Genelde 3 ya da 4 hafta boyunca damlaları azaltarak kullanmalarını istiyoruz. Tabii bu damlaların fonksiyonu, görevi nedir? Bir, mikroptan korumak, enfeksiyondan korumak gözü. İkincisi, iyileşmeyi hızlandırmak. Bu damlalar sayesinde ameliyatımız tabii çok daha güzel bir şekilde sonlanmış oluyor. Evet. Hastanın görmesi çok iyi bir şekilde açılmış oluyor. Yani yaklaşık şöyle diyelim. Damla başlandıktan sonra 3 ya da 4 hafta boyunca bu damlaları azaltarak hastaların kullanması bizim için yeterli. Evet. Hocam şimdi şöyle yapalım. Yine sorularım var. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden buradayız.